dünyasının bir numaralarının da aralarında olduğu sayısız albüm Bay Müzik etiketiyle çıkar piyasaya. Köklerinden gelen müzik aşkı Naci Bayşu'yu genç yaşında Türkiye'nin en önemli yapımcılarından biri haline getirir. Sayısız albüme imza atan Naci Bayşu'nun dikkat çeken müzik yolculuğu arka planda. Üstad bestekar ve müzik adamı Abdullah Nail Bayşu'nun en son çocuğu olarak 1963 yılında doğar Naci Bayşu. Çocukluğunu ve gençliğini doğduğu müzik camiasında geçirir. Daha o yaşlarında müzik derinlemesine işlemiştir Naci Bayşu'nun benliğine. Belki de hayatının tüm akışını değiştiren yola, yani müzik yoluna askerlik sonrası girer Naci Bayşu. Askerden önce biliyorsun herkes şeydir, yani tam işini sağlayamaz veyahut da kafa yerinde değildir. Askerden önce mesela ben ofis boyuydum. Çok güzel, öyle başladım. Hani o zaman ofis boyunun anlamını da bilinmiyordu fazla. Hani işe girdiğim zaman zaten bakmıştım, dedim, bu ne demek demiştim. Baktım, beni bir kapıya oturttular, git gel yapmaya başladım falan. Ve sonradan dergiydi, ikinci hafta derginin müzik sayfasını yapmaya başladım. Ofis boyluktan. 86'da ilk Arif abiyle çalışmaya başladım, Arif Say'la. Zirve plak. 88'de Osman abi yanına geçtim, sembol plak. Sembol plaktan sonra kaçta 88'de Osman abi Bayşu'yu kurdu, Bayşu Müziği. Orada beraber olduk. İşte orada tam pişme durumu yani oldu. Kısa bir dönem müzik dergisinde çalışan Naci Bayşu, sonrasındaysa sırasıyla Arif Sağ ve Osman Bayşu'nun plak şirketlerinde çıraklık dönemini geçirir. Şirketin hesap işlerine bakıyordum, satışa matışa bakıyordum. Ondan sonra ilk ne yaptım ben? İlk Ferhan Şensoy, şudur. İlk başlangıcım budur. Hani abi şunu yapalım falan diye başladık. Arkasından ne geldi onun? Karanfil geldi. Karanfil çok önemlidir. Yani hepsini at, karanfil kalsın yani. Çünkü karanfil vefasız değil en azından. Hani baktığın zaman. Naci Bayşu, müzik sektöründeki farklı duruşunu ve farklı bakış açısını ilk olarak o dönemde rastlanmayan bir proje albüme imza atarak gösterir. 7 Karanfil. Büyük ilgi toplayan 7 Karanfil, ilerleyen yıllarda seri halinde piyasaya sunulur. Bir gece yatıyordum yatakta. Başımda bir tane şey vardı, o zaman otoreverse tape'ler vardı çiftli. Ben işte bir kaset takardım, CD de yoktu o zaman. O sabaha kadar dönerdi. Yatarken düşünüyorsun işte, falan, ne güzel şarkılar falan. İşte kasetlerde o şey. İşte bunun kendi kendine konuşuyorsun, biraz şey gibi oldu, tuhaf oluyor ama. Ya bunun işte enstrümantali olsa ne güzel olur. E yapsana, niye yapmıyorsun falan diye kendi içinde konuşuyorsun. Öyle başladım. Kendi sevdiğim şeyleri bir araya getirdim ilk başta. Ondan sonra kimse şeyi bilmiyor mesela 7 Karanfil'de. Herkes 7 Karanfil grup zannediyor, işte bir şey zannediyor, birisi zannediyor. Yani 7 Karanfil benim. Başka kimse değil. Bazıları sahip çıkmaya çalıştı arada. Ben yaptım falan diye de işte gruplar falan kuruldu falan. Ya 7 Karanfil kesinlikle kendi zevkime yaptığım bir şey. Hala da 7 Karanfil yani. İlk şeyde baktım, buna ne isim koyabilirim? Baktım ilk şeyde albümde 7 tane besteci var. Bunu da kimse bilmiyor mesela. Herkes başka bir şey söyler. Yani 7 Karanfil. Bazıları işte sahip çıkanlar şey diyordu. 7 Karanfil adama soruyorlar, 7 Karanfil ne demek diyor. Bilmiyor ki anlamını. Diyor ki dostluk, barış, kardeşlik falan diyordu. Neyse 7 besteci vardı. Ya bunlar ne olabilir dedim, çünkü güzel isimler var. Zülfü Limel, Ahmet Kaya falan bir sürü isim vardı içinde. Bunlar dedim hani çiçek olarak, simge olarak karanfil olur dedim hani. 7 Karanfil öyle çıktı. İşe diyeyim mi sana oğlum? Şimdi dönsen buralara. Ne gidilecek bir yol, ne uğruna ölecek bir kadın, ne de sabahlara kadar konuşarak sana vaat ettiklerim. Naci Bayşu o dönemde genç bir müzisyene de albüm yaparak 90'lı yılların başında müzik sektörüne ben de varım der. 1992 yılında Kenan Doğulu'nun Yaparım Bilirsin adıyla çıkan ilk albümü müzik piyasasını adeta alt üst eder. Evde oturuyordum yine. Hangi program? Cem Özden'in programı. Yıldız Silbe ile Kenan Doğulu programda orkestranın şeyleri, solistleri orkestra vardı. Cem Özden'in en şey olduğu zamanda. Bu şarkı, pardon, orada çıkıyordu da şeyde, tam bulduğum yeri söyleyeyim sana neresi. Çiğdem Tunç. Küçük bir gece müziği mi, küçük bir gece masalı mı diye bir program yapıyorlardı.
şeyde, o zaman Kanal 6 vardı. Piyano başı, Kenan piyanoyla bir şarkı söyledi. Dedim bu. Hani şey vardı da tam filmde, senaryo bu dedim, bu filan. Ondan sonra ertesi gün bir şekilde buldum. İşte şeyim ama tabii yani hani ilk defa iş yapacağım. Yani ciddi bir iş. Ortalık poptan yıkılıyor. Bizim firma pop albüm yapmamış. Osman daha çok sanat müziği, işte arabesk işler daha çok fazla yapıyordu. Kibariyeleri filan falan. İpek Bayramlar çok iş yaptı. Ondan sonra gittim buldum. Yani ben diyorum ki gittim yani herif üstüme atmayacak hani tek vereceğim ya. Benden önce bir sürü adam gitmiş adama filan. Dinler böyle uyanır duruma. Neden ne olur falan hani terzi gibi hangi kumaştan ne ceket etek olur onu bilir mesela. Çoğu insanda olmayan bir şeydir o yani. Amerikalı diyor ya böyle selection diye bir lafları var ya onun gibi böyle bir ayırır yani. Bu olur bu olmaz bunundan bu olur falan diye. Özeldir, özel yetenektir. Bu işi çok iyi bilir. Prodüktörlüğü çok iyi bilir. Sadece masasının başında oturup işte karşısında bir şey, demoyu dinleyip o şahıs hakkında karar vermez. Onu alır, yoğurur. Sahnesinde kulisine kadar, sahne dizaynına kadar tek fikirler verir. Gerçek prodüktördür. Yaparım bilirsin. Deliyim gözü kara derim. Yakarım Roma'yı da yakarım. Ben bulurum seni yine bulurum. Olurum yine senin olurum. Bir baktım Aydın orkestrada çalıyor. Dedim Aydın beni gördü böyle yaptı. Aynı herkes şu yaptı. Ben dedi seni nasıl düşünmedim? Ne oldu dedim. Böyle böyle herkes geliyor işte o zaman bayağı büyük firmalar var. Bayağı paralar teklif edilmiş. Ondan sonra yani o zamanki rakam kaç paraydı? Bakayım söyleyeyim sana. 92'de 500 milyon iyi para. Ondan sonra yani sonuç olarak dedim ki benim param yok. Dedim kazanırsak yeriz dedim yani beraber. Başladık işte yani. Osman abi gittim dedim böyle böyle bir adam buldum. Ondan sonra şimdi böyle baktı bana filan. Dedim vallahi sen yapmazsan ben dedim sapıp sapıp yapacağım bir şeyini yani dedim falan. Oradaki şeyi söylemiyorum tabirim. Yani de bir play istiyorsan. Donumu satar yaparım dedim yani. Ondan sonra İlk başta yap sonra yap bakalım, yap bakalım. Yaptık tabii, patladı iş. Yani çünkü ne yaparım bilirsin yani. Yani yaparım bilirsin, yaparım bilirsin yani böyle. Biraz da şeyim artık, şımarık oldum. Kenan'la şey var, işte yaparım bilirsin. Bayşu'da yapıldı o. Ondan sonra Osman Hanım 90'da vefat etti. Sonra ben Bay Müziği kurdum. Ondan sonra Kenan işte geldi, şey yaptık, sımsıkı yaptık. Sımsıkı çok fenadır ya. Sımsıkı. Sıkı sıkı sar beni al gönlüne yine deli gibi yor beni. Muhabbet olsun gönüller coşsun. Sıkı 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 sar beni al gönlüne yine deli gibi yor beni. Muhabbet olsun gönüller coşsun. Sadece tek bir türde albüm yapmayan Naci Bayşu yurt dışından genç bir yeteneği de keşfeder ve genç nesile türküleri sevdirir. Kapıya kadar geldi sen kimsin dedim gel çay içelim dedim. Baktım Kubat bir okudu. Herif ilk şeyi söylüyorum, oturduk işte şeyde, masada oturuyorum ben, karşımda oturuyor. Şimdi baktığın zaman işte yurt dışından gelmiş, daha ortama alışamamış, şaşkınlığı var üstünde filan. Daha bile şekli de bu şekilde değil. Yüzükler filan vardı parmağında, Barış Manço şey falan. Bir şey söyle dedim, bir söyledi, böyle koltuğa yapıştım. Dedim bu, vallahi hatırlamıyorum da yapıştırdı yani koltuğa herif ondan sonra. İşte saçları kısaydı, saçlarını uzattık filan. Orada da riske girdim şey olarak. Çünkü hani uzun saç türkücü olmaz. Hani ama oldu yani. Hani başkası yapamadı. Türkiye'ye geldiğimde sevgili Cihan Sezer'le birlikte Türkiye'ye geldim. İşte un kapanını araştırmaya, Türkiye'deki müziği takip etmeye, biraz yakından tanımaya geldiğimde İsmail Derker abimizle birlikte ki yönetmenliğimi hala yapar. Onunla birlikte Unkapan'ın gezerken Bay Müziği'ye girdik. O dönemde hiç unutmam en iyi lavabo Bay Müzik üretimde vardı. Dedim ki ne olur benim albümüm burada çıksın. Naci Bayşu'nun şirketi de zaten çok tazeydi o zaman. Kenan Doğulu vardı, Yedi Karanfiller vardı. Daha birkaç sanatçı daha vardı ama hem insan olarak çok kıymetli, prodüktör olarak da çok değerli, çok bilgili
Yani Türkiye'nin en önemli prodüktörlerinden diyebilirim. Hani insanlar söylüyor, ben kendi kendime söylersem ayıp olur da. İşte halk müziğini sevdirmek herhalde şey, bayağı bir katkım var. Hani Karanfil artı Kubat. Yani Kubat'ın altyapılarını fazla şey yaptık. Yani Arif abi bile kızdı bana. Hani çok oynuyorsunuz bilmem ne filan diye de. Ama zamana göre bir şeyler yapmak lazım. Hani ne bileyim işte yaptık. Hani hatamız varsa affola. Kanlı kanlı şeker, hasiretlik çeker. Çok sallanma güzel yarim, cahilim aklım gider. Kanlı kanlı şeker, hasiretlik çeker. Çok sallanma güzel yarim, cahilim aklım gider. Ve Naci Bayşu bir başka olay yaratan albüme, Beyazıt Öztürk'ün ilk ve son albümüne de imza atar. Levent Erim'in doğum günüydü. Bir yerde oturduk işte. Orada o zaman daha Beyaz daha yeni yani. 96'dan falan 97 miydi? Yeni daha işlere başlamış. Hani ben de bu işi yapıyorum ya. Abi dedi bana da albüm yapar mısın? Dedim yaparız falan. Aradan bir sene geçti. Programa başladı. Talk show'a başladı bilmem ne. Beni aradılar. Menajeri aradı. Dedi ki Beyaz görüşmek istiyor falan. Dedim tamam işte falan. Ondan sonra hani benim yapmamı istiyor. Çünkü niye? Hani benim referansım onda şeydir işte. Ne bileyim Kubat'tır işte, Karanfil'dir veya yaptığım işlerdir filan. Onları yani sen nasıl diyorsun ki ben orada aldım, sevdim hani şeyi. O da öyle yani, ondan dolayı beni tercih etmiştir. Ben önce size teşekkür ederim böyle bir program hazırladığınız için. Gerçekten de önemli yani. Naci abi için hazırladığınız için ayrıca tekrar teşekkür ederiz. Şimdi Naci abinin albüm yaparken bence en önemli özelliği iyi niyeti. Yani beni, Kubat'ı, Kenan Doğulu'yu, Cem Yılmaz'ı, Okan Bayülgen'i, işte Mansur Arkı, Soner Sarıkabadayı, isimleri daha var herhalde, siz daha iyi biliyorsunuz. Bütün bunları yan yana getirmesinin ya da bunlarla albüm yapmasının sebebi, evet bu yaptığı insanların sesleri iyiydi, müzikaliteleri iyiydi, ben hariç. Ama genel olarak Naci abinin iyi niyetine, sohbetine ve keyifli tavrına ve güvenilir tavrına da dayandığımız için biz bu işlere girdik. Repertuar yaparken dedim ki, bak 75. yılımız da var arkada. Dedim bunu okuyacaksın, patlayacaksın dedim yani. Şunu okuyacaksın. Daha şey repertuarı, o tabi anlamamıştı o zaman. Şimdi en son görüştüğümüzde dedim ki ölene kadar benden kurtulamayacaksın. Çünkü adam nereye gitse gemilerle talimları şey yapıyorlar yani. Yani işte bu zaten ama yani. Hani bunun zevki daha güzel. Gemilerle talim var klip çekme işinde. Naci abi kendisi, ben başka parçalara klip çekelim istiyordum aslında. Naci abi dedi ki bak gemiler talim var, çok patlar, çok tutar dedi yani dedi, sen buna yap dedi. Sonra işte ona yaptık, gerçekten parça çok tuttu. Şimdi nereye gidersem gideyim, pastaneye girsem de birileri onu çalıyor, postaneye girsem de birileri onu çalıyor. Artık programlarda ince ince parçayla eğlenir hale geldik yani, siz de farkındasınızdır. Gemilerle talim var, benim hayatımın fon müziği oldu. Herhalde öldüğümde de cenazede de herhalde o çalınacak yani, o hale geldi. Beyazıt'ın şey aklıma gelen yani şiir, işte normal bir türkü albümüm vardı. Feridun, herkesi çektim ne bileyim ben yani. Herhalde hepsini ben çektim yani. Bir Kenan Doğulu'nun ilk işini yaptık bunu, ondan sonra tanışmıyorduk zaten. Böyle filan karşılayan bir adam, ne haber abi falan diye böyle. Hani benim Recep'im sarı lira vereceğim, almazsan karakola gideceğim. Sonrasında ise Bay Müzik etiketiyle çıkan özellikle alternatif albümler büyük yankı uyandırır. Gürol Ağarbaş, Erciye, Gökhan Kırdar, Ünlü, Burhan Şeşen gibi isimlerin albümleri Bay Müzik etiketiyle raflardaki yerini alır. Şunu yaptığım zaman millet dalga geçti bende. Hani ama herkes şeye bakıyor, ticarete bakıyor, parayı bilmiyor. Yani buradaki iş bana kazancı trilyondur manevi olarak. Veyahut da çok fazla trilyondur yani. Çünkü bütün müzisyenler buradan sonra bana saygı göstermeye başladılar ve bundan sonra bu işler yapılmaya başladı. Yani Kerem Görsevler falan bundan sonra yapıldı bilmem ne. Çünkü firmalar sıcak bakmıyordu bu işleri. Ama ne olursa olsun ben yaptım. Adam bir şeyler yapmaya çalışıyor, kimse bir şey yapmıyor. Çünkü gidiyor ne albüm ne bas şarkılar, hadi canım falan. Basın şarkısı mı olur abi yani? Olmaz ama oldu. Daha önce rahmetli Osman Başu'yla tanıştım. Tabii ki Başu ailesi, hatta Başu sülalesi, müzisyen bir gelenekten gelen bir aile. Ve hakikaten hem rahmetli Osman abi hem de sevgili Naci Başu çok çok özel insanlardır.
Türkiye'de hiç yapılmayan ipleri yapmışlardır. Kenan Doğulu'yu keşfetmiştir Naci Başu. Kubat'ı keşfetmiştir ondan sonra Cuma. Benim ilk solo albümüm Naci Başu'dan çıkmıştır Bay Müzik'ten. Ayrıca onun dışında bence o yıllarda Türkiye'de böyle çok alternatif müziğin, pek caz müziğinin adı geçmediği dönemlerde Gürol Ağırbaş gibi çok önemli bir bas gitarcıya, bir aranjöre iki tane bas şarkıları, bir ve bas şarkıları iki albüm yapmıştır. Bence Naci Başu'nun en çok kutlanması gereken yerlerden, yönlerden birisi odur. Yani yeniliğe açık olması, hep onun yaptığı işlerin takip edilmesi. Yani Naci hiçbir zaman birine benzer bir albüm, birine benzer bir solist yapmamış, çıkarmamıştır ortaya. Ama onun yaptıklarını hep diğer insanlar takip etmişlerdir. Bu bakımdan da çok vizyonu geniş bir arkadaşımızdır sevgili Naci. Naci Başu'nun en büyük özelliklerinden biri de birçok yapımcının bir anlamda sırtını döndüğü sanatçıların albümlerine inanarak yayınlaması olur. İleri görmek bu. Yani o yaptığın zaman yine beğenmediler. Yani sesini beğenmediler, işte bilmem niye beğenmediler. Ama bunun gelişi tek şarkıyla geldi adam. Çok kötü bir kayıtla geldi. İstiyorsan git kendine. Yani bir tane o zaman CD yok, kasetle geldi. İşte şey yollamıştır onda, İzzet Öz yollamıştır. Naci'ye git demiş. Geldi, dedim ki bir koyduk kaseti, bir parça. Tamam dedim ya, bunu tamam. Biraz bekledi 3 sene falan bende ama pişme durumu. İyi de oldu pişmesi. Ondan sonra. Ama şey yani, adamın kumaşı belli. Hani belki solist olarak çok üst düzeyde bir solist değil ama kendi şarkısını yorumluyor adam zaten. Bitti iş. Ne oldu şimdi? Gitsinler parça alsınlar bakayım alabiliyorlar mı? Ve hatta beni arasınlar, belki bana bedava verir. Naci abiye çok çok selamlarımı, saygılarımı iletiyorum sizin vesilenizle. Benim hayatımda o kadar önemli bir yeri vardır ki belki şu andaki röportajınıza sığdıramayabilirim. Bana ilk inanan insandır Naci Başu. Her zaman hayatımda olmasını istediğim, gönlümden geçirdiğim, dilediğim bir insandır. Çok soru sormuşumdur, çok cevap almışımdır zamanında. O yüzden her zaman başımın üzerinde yeri vardır. Nasıl isterse, nasıl gönlünden geçirirse öyle olsun isterim. Naci abi çok seviyorum. Albüm hazırlamıştı, geldi. Yani sonuçta bizim, o da onu söylüyor zaten, daha sonradan da onu söyledi. Yani senin enerjin dedi yani, bu işi buraya getir. Çünkü şey, aldım sıralamasını yaptım, bilmem ne yaptım falan filan, klibini çektik. Daha sonra şikayetçi olmaya başladı ama şeyden dolayı dedi, senin yüzünden yani şey, bu şöhret oldu. Yani çok albüm yapmış, o kadar patlama yapmamıştı. Naci Başu'nun benim şu müzikli yolculuğumda çok kritik ve önemli bir rolü var. Kazara çok satan 2003'teki orijinal altyazılı albümü için kapı kapı yapımcı aradığımız günlerde ve genelde herkesin müthiş bir saygı göstererek ve fakat bahaneler üreterek kibarca refüze ettiği günlerde son artık Naci'ye gitmiştik, Naci Başı. Genelde yapımcılar ellerindeki albümün, demonun akıbetiyle ilgili çok güzel cümleler kurmazlar. O bir taktiktir. Bir defa yaşadım, ilk orada yaşamıştım. Naci Başu, çok satacak bu albüm ama şu an için beni zorlar demişti. Öyle tanıştık. Ondaki o pozitif yaklaşım, samimi yaklaşım çok etkilemişti beni. Şartları zorladık ve orijinal altyazılı albümünü Naci ile yapmıştık. Gel tanışalım önce, ben kısaca Fede, ama sen bana uzun uzun seni seviyorum de. Gel tanışalım önce, ben kısaca Fede, ama sen bana uzun uzun seni seviyorum de.
Müzik sektöründe her zaman farklı bir yerde duran Naci Bayşu, Bay Müzik dönemi sonrasında bugünlerde projelerini Bay Cinali Project ismiyle sunar piyasaya. Form 2 sene oldu form değişeli. Bay Cinali Project oldu şu anda. Çünkü uzaması gerekiyormuş, öyle yaptık. Ondan sonra... Şimdi çok iş var da, bu piyasa şartlarından dolayı biraz beklettiler beni, bekletiyorlar. Ben de bekletiyorum bazılarını. Ama herhalde 2013'te bu birikerlerin hepsi yapılacak. Çok fena işler var, bekleyen. Yapımcı kimliğiyle baktığım zaman Naci Bayşu çok enteresan bir adam. Yani müzisyen tarafı da olan, her ne kadar herhangi bir enstrüman veya müzikal anlamda bir yetisi olmasa da müzikal algıları inanılmaz gelişmiş bir insan. Bir yapıma girmeden önce tek bir parçayı dinlediğinde o yapımın müzik sektöründe nereye gelebileceğini ön sezileriyle fark edebilen bir insan öncelikle. Naci abinin farkı çok büyük bence. Şu anlamda ben kendi açımdan söylüyorum. Ben enstrümantal müzik yaptığım için Naci abi bu tip plakçıların içinde enstrümantal müziğe en çok önem veren, değer veren, bu işin değerini bilen bir insan. Yedi karanfilleri biliyorsunuz. Onların hepsi enstrümantaldi ve 9 seri devam etti. Onların hepsini yapan kendisi. Ondan sonra benim albümüm de enstrümantal bir albüm olduğu için piyasaya çıkması işte veya plakçılar tarafından sıcak bakılması biraz zordu. Ama o enstrümantal albümlerin değerini çok iyi bildiği için bizim albümümüzü hemen daha ilk dinlemesinde tamam dedi, bu albümü ben çıkaracağım dedi. Öyle oldu, çok da iyi oldu, çok da mutluyuz. Sağ olsun, tekrar teşekkür ediyorum kendisine. Hakan Gerçek iyi insan, güzel insan. Tiyatro oyuncumuz. Bunun oyunu var zaten şu anda. Sahnede sahneliyor bunu. İşte CD'ye çevirmek istedi, benimle görüştü. Görüştük, tamam dedim. Yani bu da zaten hani herkesin yapacağı bir şey değil. Hani çünkü buna baktığım zaman yine şey, hani ticari bir tarafı yok. Ama manevi tarafı veyahut da hani ben öldüğümden sonra benim mirasım budur olacak yani. Üstü Kalsın'ı biz 2 sezondur tiyatroda yaptık zaten. Atilla Birke'nin metinlerini yazdığı, tiyatro gerçeğini yaptığı bir gösteri. Sonra ben dedim ki kalıcı olsun bari bu iş. Ne yapabiliriz? İşte ses CD'si çıkarabiliriz. Şiir çünkü buna çok uygun. Müziklerimizi de Bora Ebeoğlu ve Cengiz Onural yapmıştı. Çok da güzel müzikler. Oyun Küçümen'in bir vokali de var içinde. Arka planda tabii müzik de olunca nasıl yapalım, ne edelim falan diye düşünürken ben bunu gerçekten kuaförüm Arca'ya söyledim. Dedim ki böyle bir şey düşünüyorum. O da dedi ki bana abi o zaman Naci Bayşu var dedi bu iş için en uygunu. Sonra ben bir gün ona telefon açtım. Dedim ki böyle böyle bir şey düşünüyorum. Yapalım mı dedim ya da yapar mısın dedim. Çünkü sadece buna aracı olacaksın. Bu bir şiir CD'si çünkü yani bundan kimse bir maddi kazanç elde etmeyecek. O da olmuş bil dedi. Yani o kadar güzel karşıladı ki beni. Ve hemen çalışmaya başladık işte tasarımı. Zaten kayıtlarımız tamamdı. Yani Naci bize bu arada çok büyük bir iyilik etti. Çünkü bunu üstlenmek gerçekten tam dost olmak gerekiyor. O yüzden onun dostluğu, aramızdaki dostluğumuz biraz daha pekişti o sayede. Kendini projektör olarak tanımlayan Naci Bayşu, proje üretmeye durmadan, yorulmadan devam eder. Ya projektör şu, ne iş yapıyorum ben? İşte ortaya çıkartıyorsun. Ya burayı sahne olarak düşündüğün zaman sahnede bir takip ışığı vardır. Kapattığın zaman sahnedeki görünmez, karanlıkta kalır yani. Biraz da şuna yaldız atarsın, bir de ışığı yakarsın. Ne oluyor? Projektör oluyorsun yani. Projektörün ikinci anlamı şeydir, ışıktır, yol gösterendir. Bir de proje yapandır yani. Bütün hepsi bu. Kendisini projektör olarak tanımlayabilen bir kişinin hani zekası ve hayal gücünü zaten tasvir etmekte zorlanabiliriz. Yani çok gizemli bir yanı da vardır Naci'nin. Sizi hiç inanmadığınız, daha önce hiç inanmadığınız bir şeye anında ikna edebilecek bir gücü de var. Rakamlarla bana sorarsa çok abartılı bir ilişkisi var. Ama onunla yarım gün geçirirsiniz, o abartılı ilişkiyi siz de üzerinizde hissedebilirsiniz. Öyle bir kozmik bir gücü de var Naci'nin. Yani projektör Naci Bayşu'dan ben 2013'te en az bir projeksiyon bekliyorum. Bay Müzik, Naci Bayşu.
hayatımda birkaç insandan biridir. Tek kelimeyle ifade edebileceğim kendisini. 11 numaradır. Gerçekten öyledir. Söyleyecek başka bir söz yok. 11 numara arkadaşım, kardeşimdir. İyi şeyler yapmıştır. Daha iyi şeyler yapacaktır. Her şey daha iyi olacağını da biliyorum. Seni seviyorum Naci. Naci iyi ki var. Hiçbir zaman lütfen müziğe küsme. Müzisyenlerin ve genç fikirlere sana çok çok ihtiyacı var. Biz hep senin yapacağın albümleri istersen içinde yer alırız, istersen yanında yer alırız. Ama her zaman seninle birlikte olmak isteriz. Seni çok seviyoruz Naci, sağ ol. Hepimizin Naci abisidir bu arada. Ben çok uzun yıllardır tanıdığım için bu kadar rahat ifade edebiliyorum. Daha az tanıyan insanlar için söylüyorum. O kadar önemli bir prodüktördür. O kadar önemli bir yapımcıdır ki. 1998 yılında tanıştım kendisiyle. Ve bana beni dinlediği ilk anda inanmıştır. Ve hiçbir zaman onun o verdiği enerjiyi hiçbir şeye değişemem. Selamlarımı, saygılarımı yolluyorum sizin vesilenizle. Sevgili Naci, Üstü Kalsın CD'si bitti. Ben de. Senden 200 tane daha istiyorum. Bunun karşılığında sadece yemek yersin. Başka hiçbir şey yok. Hiçbir şey bekleme. Seni seviyorum. Naci abi seni seviyorum. İyi ki varsın. İyi ki seninle çalıştık. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah çok daha uzun yıllar beraber geçiririz. Sağlıklı kalsın, mutlu kalsın. İyi ki varsın diyorum Naci abi. Bazen insanlar ağzından bir şey söyler de çok inandırıcı olmaz ama hani gönülden söyleyenler vardır. Biz öyle söyleyeyim ben, hani biz onu gönülden seviyoruz yani. Ama bir şey aldı, bir araya böyle bir başka bir hayat aldı. Oradan çıkarsa devam edeceğiz. Ben yani gözünün içine bakarak söylüyorum Naci abinin. Kesinlikle dönmelisin ve kesinlikle yapmalısın. Hem o piyasanın sana ihtiyacı var. Senin gibi dostlara, arkadaşlara, yapımcılara ihtiyacı var. Hem de müziği çok iyi koklayan bir adam Naci abi. Müzik piyasasında büyük boşluklar var. Özellikle internetten sonra işte bu parça indirilme işlerinden sonra telif hakları falan sorunlarından sonra millet yapmamaya başladı. Yani biz programlarımızda bile çok büyük sıkıntı çekiyoruz. Yani yeni albüm kimin çıkıyor? Yani kimsenin yok yani. Benim hatırladığım en son çıkan popçu Sıla. Yani hani herhalde o yani. Onun üzerine böyle patlayan, çatlayan çok fazla bir şey yok yani. Ondan dolayı inşallah yeni yeni işler de aramızda olur. Ya müziksiz olmuyor. Çünkü kafa başka bir şey çalışmıyor. Yani zaten müzik olmadığı zaman hayat yok. Yani dünyadan müziği çekin. Yani müziksiz bir dünya yok zaten. Dünya döndükçe de müzik olacak. Müzik oldukça da biz olacağız inşallah. Hayattayken.